Bugün yine Yahşan'a dair, geçmişe dair, eskiden yapılan yemekler, düğünler, cenazeler ve Yahşan'la alakalı tarihe bir not tutmak üzere Saniye Yıldırım teyzemi davet ettim. Bana sağ Allah ele tazikirip de kötü etmesin. Amin, amin. Kapıdan amin. Boğdurmasın, oğlanlarıma talaş etmesin diyorum ben. Emik hala bu, fotoğrafı var. Adına bir park yapıyoruz, adını yaşatmak istiyoruz. Tamam. Peki, Emik hala Yahşan'da ne yapardı? Hiç evlendi mi Emik hala? Çoluğu çocuğu var mıydı Emik hanalın? O savaşta bizim Yahşan tren istasyonu kullanılıyor muydu? Mermiler falan gidiyor muydu o zaman? Mermiler ne? Babam gibi mermi yapıyordu. Ha buralarda. Hatten geldilerdi, gelmişlerdi. Evet. Tren yolu yapmaya başlamışlar. Peki Sami Bacı, ürettiğini pazarda satabiliyor musun? Sen üretmezsen kimse üretmez. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Bu memleketin başına ne geldiyse tembellikten geldi. Merhabalar. Yine Başkana Soruyorum programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğum Samiye Yıldırım teyze. Bugün yine Yahşan'a dair, geçmişe dair, eskiden yapılan yemekler, düğünler, cenazeler ve Yahşan'la alakalı tarihe bir not tutmak üzere Saniye Yıldırım teyzemi davet ettim. Hemen dönüp Saniye teyze, hoş geldin, hoş sefalar buldum. Getirdin. Sağ ol oğlum, teşekkürler ederim. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, sağlıyım da duacıyım. Ayaktayım, çok şükür, elim ayağım tutuyor, şimdi bakalım. Yaş kaç Saniye teyze? Kaçırdı ya, demin dedi de oğlum ya. Önder mi sordu dedi? Kaçtı abi? 82 yaşındasın maşallah. Kaç çocuk, kaç torun var Saniye teyze? Şimdi çıkan 9 torunum var ya. Evet. 3 Haydar'dan. Evet. Önder'den var 3 oğlum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim onlara da, çok memnunum uşaklarımdan, torunlarımdan. Gelinlerimden de memnunum. Ona sağ Allah ele tazikirip de kötü etmesin. Amin, amin. Kapıdan amin. Boğdurmasın. Oğlanlarıma talaş etmesin diyorum ben. Allah oğlum kızım dedirtmesin diye bir şey var değil mi? Kızım olmadığı için sen oğlanlara, gelinlere diyorum. Evet. Tabii o gelinler de bir artık evlat. Ama kızım oluyor senin, evet. Evladın oluyor. Kızım diye dilimi hiç atmam. Sami Beyci, ben seni görüyorum pazarda bir şeyler satıyorsun. Nerede üretiyorsun, ne satıyorsun insanlara? 82 yaşında daha bahçede üretiyor musun? Üretiyor. Evet. Ben 42 sene oldu, 45 sene oldu. Ben bahçeye giderim, bahçemi evet. Yetiştirdim, meyvelerimi. Evet. Bir günde sen gördün davarından barabar. Ha, biz çok davar çocuktuk değil mi? Şey var, ben sevgili izleyenlerimiz. Bir şey olmaz diyorum, bana şey yapıyor. Ben de o sene hacıdan geldim, bahçem otlanmış. Evet. Oğlum bir çek şu davarlarını kaldırıp götürüver diyorum. Kopak geliyor, kopak diyorum, söyleme kayıp. Evet. Hocam kopak götür diyorum. Bir şey yapmaz sanıyormaz, bir şey yapmaz diyorum. Evet. Ama benim bahçeme davar giriyor. Ben de kendi halimden yeni geldim. Evet, hacdan geldi. Hacdan 3 ay durdum. Evet, hacda maşallah. Allah kabul eylesin. Allah cümlenize nasip etsin olmayanlara, gidemeyenlere. Ondan sonra da bahçeyi ürediyorum, iyi kötü gidiyordum. Eski yaşlanıyorum herhalde. Ya daha gençsin maşallah, gençsin maşallah. Sevgili izleyenler, Sami Bacı'nın anlatmak istediği konu şu. Biz lise 2'ye falan gidiyorum. Bizim Harmankaya mevkiinde 100-150 tane küçükbaş kuzumuz var. Biz kuzu otlatıyoruz. Sami Bacı'nın tarlasına da bizim kuzular girmiş. Onu çıkartırken bizim köpekleri görüyor. Köpeklerden korkuyor, diyor ki Osman evladım işte gel şu köpekleri bir şey yap, tut. Biz de tabii ki o zaman biraz daha haşarıydık herhalde. Geç kaldık. Yok, biraz evet. Samiye teyzenin bahçesine ziyan ettik galiba. Yok memnunum sizden. Allah razı olsun. Yaylacılardan da. Evet. Ama şu şey gelenler ecik batırdı bahçemizi. O günü yine hayvamızı neyimizi trop etmiş. Öyle mi? Onları da ben kaç sene evveli diktim. Evet. Kaç sene oldu? Bir ağaç kaç sene de yetişiyor Samiye teyzeciğim? Vallahi benim ağacım şurada bitiyor. 3 gün sonra bir meyvesi oluyor. He şeyden, kökten bitiyor, erik kuşu. Hayvan, evet. Hayvanın dalından bitenlerin yavrusu var şimdi. Öyle mi? Peki Sami Bacı, ürettiğini pazarda satabiliyor musun? Vallahi ecik götürüyorum. Evet. Yine bugün getirecek, cumada nasip edersen vereceğim. Ama elden aşağı veriyorum. Bir tane de atı veriyorum kiloya. Diyorum ki tereziyi ben hacıdan getirdim. Evet. Onu diyorum, ona sonra diyorum.
Bu da diyor Memi Kalam'ın suyu, bir su veriyor Memi Kalam için, bir meyve veriyor Memi Kalam için. O bana o tarlayı verdi. Ha, şimdi sevgili izleyenler, Emikalı'ya geleceğiz birazdan. Emikalı adına biz bir park yaptık. Allah nasip ederse, tabii Samiye bacım da kabul ederse beraber açacağız orayı. Emikalı'ya birazdan geleceğiz. Önce bir seni tanıyayım. Sonra Emikalı kimdir? Emikalı ne yaptı? Onlarla ilgili de konuşacağız. Emikalı Yahya'nın yetiştirdiği büyüklerden biri. Peki şimdi Samiye bacım, siz bu tarlada yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdik. Pazara geldiğinizde eski fiyatlara satabiliyor musunuz? Eskiden mi bereketliydi, şimdiden mi bereketli? Vallahi ben şimdi de yalan yok. Ben ecik az getiriyorum, galiba çay ekmiyorum. Evet. Meyvelerimden getiriyorum. Ucuz bahalı. Şu fiyata ver dedim miydi? Gel gel bir de bakla. Terezinin gözüne vallahi öyle evet. Hocam. Ben senin şeyi evet. Özgetmiyorum. Öyle diyorum. Öyle eline götürdüm. Az oluyor. Heykelkenin içine getirecek çocuk. Ben de oraya yarın oturacağım. Bir ekmek parası alacağım burada. Evet. Maaşın ama, var mı Samiye Bacı? Maaşım var. Ne kadar alıyorsun söyle mesela? 120, 180 mi oldu? 160 mı oldu? He, 1160. 200, 2 milyon. Ha, 2100 lira oldu. He, 2100 lira. Allah bereket versin. Bereket versin. Benim adamım dışarıdan öldü. Öyle mi? Kazadan oldu da Necmenen orada devirdi Hülyacı'nın, Aydın'ın şeyiyle, Mustafa'nın arabasıyla. Arabasıyla. Ondan bu oğlum 2,5 yaşındaydı, babasının evet. Öldüğünde. Öteki de 7 yaşındaydı. Haydar abi 7 yaşında. 7 yaşında. Haydar abi... 2,5 yaşındaydı. 2 yaşındaydı. 2 yaşındaydı. Daha yeni yürüdüydü. O gündür bugündür sen bu hayatta cebelleşiyorsun. Çok hayatımı iyiyim. Değil mi? 7 sene sonra halası öldü. Halasını evet. Da bu ölümde yatırdım. Evet. Allah yukarıda yalan. İkiniz beraber yaşadınız şey evet. Emikala'yla beraber. Emikala gelirdi çocuğumu 5 yıl salardı. Ben de ona hizmet ederdim. Bu ölümde yatırdım, yıkardım. Şey bu kadar mi? Samiye bacı. Emikala kimdir? Onu bir bahsedelim o zaman da Emikala'yla da ilgili. Eşini iş yapardı Emikala'nın, oğlu çok kızı var mıydı? Kaç yaşında rahmetli oldu? Ne iş yapardı? Bir seyircilerimiz izlesin, dinleyenlerimiz şey yapsınlar. Şimdi biz Emikala, benim ettiği evimize gelirdi. Evet. Mustafa'nın da bir işi yoktu. Cephanelerden bir iş çıktı. Evet. Cephanelerden iş çıkınca ne? Hocam ondan sonra şey etti, oraya gitti. Evet. Cephanelikte iş bitmiş, neyse mermini söküyorlar, ne alıyorlarsa. Eskiden tabii, cepheye giden mermilerden. Hala orasını bilemeyeceğim, tabii eskilerden. Evet. Ondan sonra da Emikala tabii gelip gidiyor bize de. Şeyden, silah fabrikasından Mustafa'ya almışlık etmişler. Evet. Asker olacak. Emikala Çeşme'nin oradan çırpınıyor ki. Mustafa Emikala'nın kocası. Emikala'nın kardeşinin oğlu. Kardeşinin oğlu, tamam. Benim de eşim oluyor. Tamam, şimdi anladım. Emikala bir ağlıyor, şöyle diyor böyle. Bu oğlum dedim, Mamirala var, Gözelan'ın evet. Anası, ebesi. Diyor ki, ama ne dedim, ne oldu ki ne dedim. Mustafa'ya bir şey mi oldu dedim kalbimden. Evet. Karşıladım, Önder atıyor. Evet. Ve Haydar oynuyor şu orada, evet. Karnarlık, sevinçli. Bir de bak dedim, askere gitti dedi. He. Ama ne dedi, görüyorum ben harplerde dedi, korktuydum dedi, zaten kaçıyorduk dedi. Anamız babamız kalmadı, kardeşlerim dedi, harbe gitti. Evet. Bizi de götürdüler dedi, götürdüler. Amanın kuzum gidiyor, kuzum gidiyor. Öyleyse Mustafa'm da gelecek gelin diyor, bana ağlıyor habire, Mamirala evet. Ağlıyor. Onun da öyle şey, öleni çok olmuş. Öyle deyince ben de dedim ki, hala şey etme dedim, aldatıyorlar adamı dedim, arkadaşlar dedim, yeni ev yaptık biz evet. Ya. Ona aldanıyorlar dedim, öyle dedim. Yo yavrum, ben aldanır mıyım, ben harbi görmüş adamım dedi. Öyle dedi, gitti. Şey ettik, ağlıyor. Sabah gitti, dedi ki varım gideyim de dedi. Ey canım, hani nereye gittiler dedi. Evet. Askere götürmüş. Ben de askerleri etti de geldiydi zamanında etmiş. Geldik oraya, ona sonra gitti. Mamiralayla ikimiz şöyle oturuyor, hakimeden olur evet, gayrı. Olur kana dedim ki ne? Ama ne dedim, Mamira Emikala geliyor yukarı. O aşağıdan yine çıktı, böyle diyor, dizlerine bek vurdu, vuruyor. Dedim ki ne, hala dedim, hayır mıymış, neredeymiş dedim. O da dedi ki, yavrum dedi, askere götürmüşler dedi, arpalık çukurundaymış dedi. Mustafa'ya sarayla dedi, bir gideceğimizi görmeye dedi. Bu dedi, burada yatalım Mamiralarına, hepimiz, benim evde yatıyor, çoluk çocuk yok. Evet. Bir dedim, marayım dedim, ona su şey yapayım, kurban olur mu, onları ben içmem, kurban olurum. Tamam, olur. Ne olur. Kaylara gidince ondan sonra da. Kaylara çıktık, şey eve geldik, neyse Emikala'yla ikimiz söylemedim, azlık yapıyor. Evet. Mamirala evli, orada ikimizin yan yana.
Şikol adını yaptık, askere gitti, şey diyorum. Kalartal sonra yaşa, gidiyor, 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 bitmiyor. Emin kalan aşağıdan gidiyor, ben bayırdan gidiyorum. Üç asker çıktı, şöyle diyor, orada diyor, diyor. Kemal bağırıyor, sizin Mustafa şurada diyor. Evet. Oraya varıyorum, öte yandan Sarı Yusuf Gül çıkıyor. Orada diyor Mustafa diyor, emin kalan şuradan gidiyorlar. Bayrağın dibinden gidiyorlar düzlükten, azıcık çendeler vardı evet. Içinde. Ben yukarıya çıkıyorum. Çıktık, neyse birisi üç asker geliyor. Ben askeri tanıyamadım ki, tekirli mükürlü, bıyıklı mükürlü. Dedi ki ne, Zıllı'nın Ahmet, Kuradağ'ın aile şey vardı, Niyazı vardı. Evet. Üçü benim adamla geliyorlar, bayrağa doğru çıkıyorlar. Şöyle bir el et veriyor, ben bakmıyorum. Marsa Mustafa'ymış o da, bıyığına olmayınca ben bilemedim ki. Ama alayından ne yüksek. Evet, evet. Gel. Saç sakal tıraşı olduğu için eşini tanıyamadı. Yok, bir şey kalmadı. Evet. Şöyle diyor, amanın diyor, benim kalama. Hala şöyle gel, şöyle beni yutürmen diyor, bayan. Kalı gel, şöyle etti Mustafa. Aman dedim, bak dedim, Zıllı Ahmet var, tanıdım. Evet. Niyazı da akrabamız dedim eskiden, evet. Küçükler. Gördük oraya, şeydi. Ama geldiler ki aman Mustafa bir türlü olmuş, delikanlı olmuş daha. Yeni damat gibi olmuş. Ya, evet hala çırpınıyor, şöyle, şöyle evet. Ettikçe dizlerini oyuyor. Evet. Maalesef harp varmış da, şöyle şey ettik, emek hala yavrum diyor, yok baba, hala diyor bir geri gelecek diyor, şu kadar gün verdiler diyor. Ondan sonra da ayrı bağlı, gittik ondan sonra da. Adımızı koyduk, oradan onlarla bir şey ettik. Hadi bakalım, en kalanına üçümüz geldik. Geldiniz. Peki, o savaşta bizim Yahşan tren istasyonu kullanılıyor muydu? He, mermiler falan gidiyor muydu o zaman? Mermiler ne? Babam gibi mermi yapıyordu. Ha, buralarda. Hatten geldiler de, gelmişler de. Evet. Tren yolu yapmaya başlamışlar, şey, mermi çekmeye. Mermi çekmeye. Mermi peki, çekmeye. O zamanlarda bağ bahçe işleri, hayvancılık burada ne kadardı, nasıldı? Aman hiç, herkes hayvanla geçti, askeri düşününce. Ha, asker düşününce? Askerle düşününce herkes evden de kapıyı dayan gitmiş. Evet. Kadınlar kalmış, seferberlikte. Tamam, seferberlik ilan edildi, eli silah tutanlar davet edildi, evde çocuklar ve hanımefendiler kaldı. Öyle. Ha. Şey gelmiş köyümüze asker şeyleri, orduları. Ekmeklerimizi götürmeye şeylerimizi, babam bir götürüyormuş. Evet. Şu dev vardı. Onları götürmüşler. Ondan sonra da geriye göndermişler. Mermiye şeyine palakaya yarışmışlar. Mermi gönderin. Peki. Emekalaya gelince kadın kalmamış, erkek kalmamış. Kuvvetli avratları toplamışlar. Evet. Emikalagil'i de askere çağırdılar. Ha, askere gayrı çoluk çocuk kalmamış ki köyde. Kapılar dayanmış haydi geç hayvanlar. İlk defa diyorum arkadaşlar, Emikalagil hanımefendilerde Kurtuluş Savaşı'nda evet. Ondan sonra diyor yavrum dedi, biz dedi oradan şey yaptık dedi. Ha toplandık dedi, atlarını da biliyordum ya, denecik gençlik vardı demek ki anlamadım. Şunu köyümüzde kadın kovmamışlar, şeyden, asar köyden, kılıçlardan, şeyden göndermişler. Evet. Toplanmışlar. Gayrı babam girdi, mermi yapıyormuş. Babamın ellerini gaziydi biliyor musun? Yastırmışmış. Gazi. Gazi olmuşlar. Ondan sonra da gayrı harp oraya varınca nereye vardılarsa Atatürk demiş ki tamam. Çoluğu çocuğu tenedim, mermi yap şey edecek. Bomba. Peki Atatürk'ü sen hiç gördün mü sen? Atatürk'ün öldüğünde dünyada yokmuşum. Yokmuşsun, ha tamam, doğru. Ben de sorduğum soruya bak. Babam bile küçücüğümüşüm, şerde gittim. Tamam, şimdi oldu. Ha, şurada evler vardı, evem kalmış, yalan var. Ne babaları gitmiş iki, sonra da çocuklara götürmüşler iki olanı. Evet. Babam şey alırdı, gazi bağırsam. Evet, gazi maşallah. Diyeceğim ya, öyleydi. Ondan sonra Zemikala dedik, böyle ağlıyor hayır. Evet. Mustafa'm kurban olayım, niye sen de götürürlerse ben ne yapayım Mustafa, evet. Umudum sensin diyor, ağlıyor. Oradan geldik gayrı, arpalık çukurundan yürü, yok yanasın, arkamıza baka bak. Dümdür mağandını yavrum. Arkadan bakıyor, Mustafa gel tepeden, şey diyor, evet. Şöyle oturmuşlar deriye. Evet. Oturunca tüvekler şöyle dizili. Tüvekler dizili. Şöyle de önlerinde birer defter. Evet. Kocaman şöyle diş çökmüşler, halk olmuşlar, Mustafa'yla o Ahmetgil geldiler yanımıza. Ondan sonra o tepeden indik, Mustafa'yı oraya koyduk. Gayrı kaç gün yaşadı? 29 gün mü gitti, 1 ay 9 gün mü gitti, 40 gün mü gitti? Orasını anlayamıyorum. Emekala gayrı, emekalaya gitme diyorum, yanımda çocuk yok.
Emek evine duruyor, yatıyor. Ondan sonra Mustafa'nın karolasında sen yat diyorum. Öyle öyle derken emek alamız Mustafa şey etti işte oradan geldi. Ecik emekli olacağı şey neyse oraya evet. 9 senelik işçiydi. Tamam. Oradan biz ev yaptık. Mustafa'ya kaza oldu, öldü. Öldü. Peki emek alanın hiç evlendi mi? Emek ala çoluğu çocuğu var mıydı emek alanın? Emek alanın şimdi diyemiyorum, bilmiyorum. Yine de o kadar olmasın da. Emek alanın bir oğlu olmuş. Tamam. Seferberlikte. Seferberlikte evet. Hocam sen biliyorsun. Onda olmuş. 3 avlatın evet. Çocuğu olmuş. Ondan sonra da emek alaya acıktırmış, evermiş emek ala hastan suğuna. Tamam. Oğlu hastalanmış. Tamam. Vefat etmiş. Bir oğluyla bir kızı varmış. Asarko'ya gelin geçmiş. Ölen oğlu, evet. Eni dayımızın karısı. Orada çocuklar ölmüş. Evet. Ama emek ala onlara ağlardı, beşiğimi sallardı, ben de ağladırdı. Türkü çalar mıydı hiç? Vallahi düğünleri pek severdi. Peki emek ala yaşanda ne yapardı? Emek ala... Şimdi şöyle hatırlıyorum ben. Pamuk atardı. Pamuk atardı. Pamuk atmak ne demek? Yorgan dökecekler. Evet. Biz de yatıyoruz. Sabahın evet. Erkenden kalkmış, Mustafa işe gidecek, ben de çay hazırlıyorum salonda. Evet. Emek ala gitmiş. Ama hala dedim, vallahi evladımsınız hepiniz de. Şöyle karyolası vardı, ona yatırdık oraya, ondan sonra orada durur. Şey derim, ekmeği derim ben gece ekmeğine, ona yiyerek hepim. Karı emekala gitmiş. Ben de bir ağrım kime. Nereye gitti? Komşulara sordum, yok. Karı şeye doğru, evine doğru vardım, Mustafa gitti şey. Dedim ki, emekala nereye gitti bunun dedim, kendimde de kastayım da rahatsızım. Öylece dediler ki Selimler'e gittin. Çocuklar emek alanın fotoğrafı varsa bir koyalım gösterelim bir vızda olacaktı. Evet Selimler dedi kim? Selimler. Selim Osmangil diyelim. Aynen öyle. Allah Selim'in Osmangil de bize derler. Sevgili izleyenlerimiz evet. Selim karı ne var? Evet, Selim karı ben çok Allah kanı kanı rahmet eyle. Çok o da mertti. O Mustafa'ya geldi ölüsünde. Evet. Tabanca belindeymiş atkısını koydu. Bir atlar etti. Selim karının kolu belinde mi? Selim karı. Selim karı. Oo, tabancayla gelmişler. Atla evet. Geldi, böyle sarmış. Atla beraber, he babaanne. Kocaman tabancası var. Evet. Biz ağlası yok emkalanı. Evet. Emkalanın boynuna sardı, gelinim sen şeydin diye. Kıttı da bağladı atı. Evet. Ondan sonra da gayrı şöyle, Allah kurban oldum, imanların şey için gülesin, cennetleri mekan olsun. Amin. Hep avcıların tüm gene birer sandık lokumuna benim adama geldiler. Baş sağlığına geldi. Kazır. Bir gün dediğim evim yanınca kurban gönderdi dedem. Öyle mi Osman dedem? Hiç unutmadım. Allah kabul eylesin. Allah bize anlattı. Evinde mi yandı senin? Benim evim yandı. Gelin kızım da kaçtı. Aman neler geldi benim başıma. Dişimize taktı dedim tutmadım. Dişle. Dişim yandı ağzımda. Sen böyle de güzelsin ya. Öyle de güzelsin böyle ya, de güzelsin. Bu kadar oluyor. Canım. Şey mi? Emikala bir de şey derler. Fırını derler. Emikala fırını. Emikala'nın böyle... fırını vardı. Evet. Çörek ederdi herkes. Nasıl çörek ederlerdi? Tabii mayalarlardı. Böyle ondan sonra da şöyle. Evet. Şöyle yuvarlarlardı. Böyle keseler. Evet. Emikala da fırına soku soku verirdi onları. İlkin ataşını yakardı. Evet. Kaynar palayla tüpürü dağda. Üstüne sacı kapatırdı. Bir de silerdi. Evet. Ondan sonra kısacık kemerinizi tutuverin gayrı. Kıvırıyor benim soba şey diyor derdi. Aman buna millet gülerdi emikalaya. Evet. Ama onun dediği de soğumuş gibi oluyor. Evet. Severlerdi. Severlerdi. Öyle derdi. Şöyle giderdi. Ondan sonra ondan geçirirdi. Senin o yorganın dökeceğim şanımın ona giderdi. Ötekine giderdi. Kaylanasını da. Mustafa geldi de Ayşem'le sizi Selimler'e getirince. Hani dedi emkalam asabı dedi. Hani o seriliğe kapıldı. Evet. O gün de getiremedim çok ağrım. Selimler'e nasıl gideyim? Öyle deyince dedi ki konuşma yaptı. Ama yine de yattığı yıllarını olsun hepsini de. Evet. O nasıl şey yaptı. Bunları böyle geçirdik yavrum. O pama atardı. Evet. 30 gün gelir Ramazan'da borumuzda yatardı. Beşiğimi sallardı. Bir anası çocuklarımı çok gezdirdi benim. Anası Mustafa da onun için ölürdü. Evet. Ağır onun bir gedik cemberi olmasın şurada. Hemen bağırırdı. Anam cemberi sandığım birinde onunki dururdu benim birinde ben. Ondan sonra da onun asabı dururdu. Öyle. Ben de onu ana gördüm. Allah razı olsun. Kaynana gördüm. Ne zaman öldü emikala Sami Bacı? Emikala Mustafa dayından 7 sene sonra öldü. 7 sene sonra. Haydar'ım 7 yaşındaydı, 7, evet. 14 sene 14 oldu. 14 sene oldu yani. Zaten kendimiz de 14 seneyle evliydik. Şöyle o zaman yani yaklaşık 50 sene falan olmuş öyleli. Adamım oldu. Önder de daha lan ana kadar oldu.
77'de. 1977'de ölmüş. Ne oluyor? Doğru. 47 sene olmuş. Bak orucu Mart'ta tuttuk biz de. Mart'ta durduk. Orucu evet. Yerle yetişedir. Allah yattığı nur olsun. Dedi ki ne onasını da yavrum benim bin olsun. Evet. Allah acıya çıkartmasın gözünden derdi. Öyle derdi. Şey mi? Çocukları falan döver miydi elinde değneğine? Kızdırırlar mıydı çocuklar? Yok. Pek severdi çocuklar. Öyle mi? Ona vurdu muydu kendi ağlardı. He. Öyle, öyle bir şey kadındı. Yok. Sana bir bağırırdı. Seni durdururdu. Şu evet. Bağırırdı. Şunun da konuşan avratlara canı sıkıldı. Dün bakalım ataşım evet. Çığınıyor. Helal insan terbiyesi evet. Konuşurdu. Gülüşürlerdi bunlar. Gülüşürlerdi. Evet. Öyle bir halamıdır. Ben de onu unutmadım. Evet. O beni gelin etti. Şurada bir evimiz vardı. Bunu. Belediyenin olduğu yerde eviniz mi vardı? Kaynanamın eviymişim. Evet burası. Sultan şeyin. Ne Haydar Güldürem şey, Sultan kaynanamın anasının eviymişim. Evet. Şurada da babamın evi. Mehmet Ali Erkoç'un evi. Evet. Şu Erkoç'unla yapmışım. Evet. Öyleydi yavrum. Burada bir de kalaycı mı vardı Samiye Bacı? O kalaycıyı şey evi Bulgurcu satmış üvey kayınbabam. Evet. Kaynanamın evini şeye satmış. Şu diyeyim diyordum Gülen Ahmet'e satmış. He. Gülen Ahmet'e satınca ne? Ondan sonra oraya bir kumule yaptılar. Kalaycı kumule ne? Küçücük ev yaptılar. Ha, daha şey kalay evi. Kalay evi yaptılar. Ha, kumule ilk defa duydum. Amcamın kapının ağzından buraya. Evet. Ondan sonra onu şey ettiler. Orada kalay kaldı. Ben burayı yaparken dedim ki oğlum ben bir şey yoklayacağım. Evet. Bulgurcu Eşcak'tan sattı mı satmadı mı evet. Sattı dediler. Onun lağabı geçiyor dediler. Tamam dedim. Öğlenden burada kalaycı gitti. Kalaycı gitti. Ama Kulayan Ahmet gelmişmiş. Bulgurcu satınca içkili evet. Ya. Hemen ona satıvermiş. Biz oradan çıkınca burada bir ay mı durduk ne iki ay mı? Evet. Geriye kayınbabamın evine gittik oraya. Emikala getirdi, evet. Babardaşını, kuğunlarını etti. Biz oraya koştuk. Samiye Bacı, sen hep bahçe mi ektin? Büyükbaş inek, hani yoğurt, süzme, onlar da... Hayır. Hiçbir şey yapmadım. 20 kaç sene olduysa, evet. 40 sene oldu ben evet. Bahçe yapalım. Yok. Oya ördüm, boncuk ördüm, çorap ördüm. Çorap da ördünüz mü? Asker elli ördüm. Peki ördüğünüz ellikleri, hani ellik de sevgili izleyenler eldiven, biz eskiden eldiven. Ellik derdik. Yün çorapları cepheye gönderdiniz mi askerlere falan? Askerlere göndermedim. Sen ya, yavru gidiyormuş oğlum. Evet. Ona ettim. Şu gidiyormuş ellik çorap ördüm. Askere gidenlere hediye olarak ördün. Hediye diyemem. Bak benim çocuğum 3 aylıydı. Ha şey ücreti mukabilinde oldu. Ücretine verirlerdi. Ben de evet. Onu örerdim evimin içinde. Evet. Kaç sene ben evden çıkmadım. Onları ördüm. Evet. Dürbet ördüm. Ne bileyim ne ördüm derken bundan o başkası yanlış etti. Evet. Ben de o boncuk koyurdum. Onlara... Bu boncuklardan mı sen ördün maşallah? Yok. Bunlar hediye geldi. Hediye geldi. Ha, şeyden... Adları var mıydı eskiden ördüğünüz mesela? Tabi adlar olmaz. Ne vardı? Söyle de bakalım. Analı kızlı vardı. Analı kızlı vardı. Başka? Tut derlerdi onlar vardı. Ne evet. Bileyim çok söylersem bunu diyorum. Söyle de biraz şey olsun yani isimlerinden. Bunları ördük, bunları evet. Çektik. Ondan sonra kardeşim ne dedi? Evet. Oğlanlar büyüyor. Haydar'ın büyüyor, sen diyorsun Haydar'ın büyüyor. Evet. Haydar'ın büyüyor, neyse madene girdi oğlumu da batarsın. Evet. Biz dedim ondan sonra ne yapalım? Da kardeşim dedi ki gelin bacım dedi şu emek alanı tarlaya dedi. Ekini de kılmıyor dedi. Sana ben bahçe kuyu açalım. Evet. Çocuklarıyla, çocuklarımla beraber olduk, kuyu açtık. Evet. Orayı benlendim ben gayrı. Şu tren yolundan 40 senedir benim daha olanlarım yeni aldıydı evet. Şeyin arabalarını yoldu. Ondan sonra buradan gidiyorum kaça kaça sizin kapının önünden. Evet. Kurmesinler işçiler diyeyim. Kıvrak tren yolunu geçtikten sonra serbest diyorum. Kopya çıkıyorum gayrı kıvrak kıvrak. Yorulmuyorum hiç. Maşallah. Oraya varıyorum, havarımı yapıyorum, bir baldırcan biber şöyle terizlerle harcıyorum. Her şeyin pek güzel oluyordu. Şimdi olmuyor kaynı. Haydar'ın nasıl bilmiyor kendimin. Allah oğlan da verdi. Toprakta yaşlanmış olmasın. Ey. Toprakta yaşlanmış onu olmasın. Onu bilmem ki ben iyi dostum diyorum. Ya oğlum da olmasını, oğlanlarımı da Haydar'a okutamadım. Evet. Çok şükür bu oğlum okudu, ekmeğini buldu. Evet. Ötekinim. Yanlarında da oturdum an olarak Emikala'da o vardı. Evet. Allah oturduk kalktık derken anasını bu işi. Sen Ömerciş peki şey var mıydı? Eskiden sinemalar vardı, yazlık sinemalar. Sinemaya falan gider miydiniz? Onu da eşim Marakan gittik, bu dedesiye götürdü. Öyle mi? Hangi abi, filmde hatırlıyor musun? Hiç ona bir tecrübe şunu hatırlıyorum. Mustafa öldü. Evet. Şurada kucakta şey diyor, şey dedi ki Kudret'e kay ablası.
Evet. Hacı bunları ben sinemaya götüreceğim dedi. Yeni tamam. Pavla Hacı oldu olan. Şeye gittik. Pavla Hacı sinemasınaymış. Ondan sonra da daha bu çitlekle yiyemiyor, evet. Çekirdek alıyor. Simit alıyor, oğlan tatlımayı da alıyor. Haydar 7 yaşında, şey diyor, 8 yaşına gidiyor. Kalı vardık. Ama kaynanam gibi ağlıyor mu, komşuları ağlıyor mu? Diyor ki Ayşecik, ben diyor ondan sonra diyor, babama da gideceğim, babama gideceğim, mezarı gösteriyor. Ha. Babası ölmüş Pavluk adamı işçi yerinde. Evet. Ayşecik filmine gitti. Ayşecik filmine gitti. Daha ben çok da onu diyorum, kaldı mı benim 40 sene geçtim. Yo yo maşallah iyisin ya, bizden dirisin daha. Ne olacak kardeş, ecik demek ki Allah'ın... Sen üretmezsen kimse üretmez. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Bu memleketin başına ne geldiyse tembellikten geldi. Seni ben görüyorum, çocukluğumda hatırlıyorum. Biz 7'de okula hazırlanırken sen 6.30'da bahçeye gidiyordun. Seni görecekti de kardeşim. Kime gidiyorsa ne bazım diyecekti kaçarak gidiyorum. Sevgili izleyenler hala Samiye Bacı yine erken gidiyor. Ben de erken kalkıyorum. Birbirimizle karşılaşıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyor. Öyle oldu hocam. Bunu böyle yok ettik. Orada ürettim. Çocuklarım da bu oğlum Pavluk Hacı oluyordu. Her şeylerimi getirdi. Kardeşlerim getirdi. Ondan sonra 40 sene ben oradan odun ettik direktörüne. Sayın Hacı, bu belediye ilk yandığında, o eski caminin oradaki belediyenin orada yandığında sizin eviniz neredeydi o zaman? O zaman bizim evimiz kaybolmam gibi orada şeyim. Hocanın Osman gibi ev yandığında. Evet. Yedigali de herhalde şeydi. Onlar falan. Ben ondan yeni gelin edim. Öyle mi? Haydar derdi öyle bir çocuğum vardı ona edim. Ondan sonra geldik oraya da. Bir Ayşe'si vardı Murlamar'a gelen. Evet. O Ayşe'si Ali'si vardı evlilerdi. Evet. Çocuğu olmamış ne etmemiş. Beni de götürdüler. İnne onu şey edeceğini evet. Söylemek. Orada ben dedi ki ma dedi. Ondan diyeyim diyordum Almacı'nın şurada Mehmet dayı vardı. Evet Almacı'nın vardı. Büyük adam vardı. Evet. Onun kızı vardı Samiye. Evet. Hele şuna bak dedi. Şunca acaba dedi Allah dedi. Gördü dedi bize haydetmedi doktor dedi. Evet. Öyle dedi. Yandı evine geldik, herif öldü ona geldik. Hanım Mustafa da o zaman yeni der şeyle. Evet. Geldik hala da akrabamı da şey dedi de. Öğlenle yavrum ben oralarda ömrümü çürüttüm. Benim oğlanları da usandırdım. Yok canım maşallah iyisin ya. Ondan sonra çok şükür ben sağlıklıyım, karnım çok geniş. Öyle olmak lazım. Dünya geniş. Dünya geniş değil. Niye? Bir tarları var ki nasıl? Ne diyorlar ki? ya öyle diyorlar. Çok şükür ben karnımı çok akrabaya, hızıma, kaynanalarıma, adamıma... Geçim şeyde Mustafa amca rahmetli olduktan sonra geçim zorluğu yaşadın mı Samiye Bacı? Zar 3 aylık. 3 aylık. 3 aylık gelmedi. Ondan sonra işte çorapça elle gördüm ben de. Oturuk ana. Emkanan da maaşı yordu. İyi kötü burada pilav pişirdik, girdik ona. Şöyle derler. Bazen emik hala pilav pişirdi buyur gel ye. Hani gönülden bir de kızarken derler. He gel emik hala aş pişirdi. Ne geliyorsun da yiyorsun derler. O zaman ben kapıda abdest alıp da geliyordum şöyle. He. Kızdığım günleri ne için? He. Mustafa ile şey etti miydi? Hemen şöyle derdim abdest alırdım. Şöylece ederdim emik hala yamacım. Otur hala. Hiç Mustafa'nın yanında böyle kocuğunu yaşatmak. Şey etmez surat darlama yok. Hala otur bir minder ona bir ona. Ondan sonra suyumu getir, beni getir. Ben böyle hürmetliydim. Hürmetliydim. Bak kendime de daha benim adamım. Fotoğrafını buldunuz mu? Ben onu... oraya mı koyacaksınız? Çıktısı yok değil mi çocuklar? Emik alan oradan mı vereceğiz İlyas? Çıktısı varsa ben şuradan göstereyim de oradan vereceksen tamam sıkıntı yok İlyas. Ha. Hani emik ala diye bahsettik. Parkında yapacağız. Sevgili izleyenler de merak ederler. Emik alanın boyu kaç met biliyor musun? Aman olcunudu. Alayından yığı dedi, mamiralardan neden bekliyor dedi. Öyle mi? Mamiralar, onlar kız kardeşler. İki kardeş çocuğu, İki, şey, kardeş, karılar. Şey, kardeşi. Hala kardeşi, evet. Emik halanın kardeşi. Benim kayınbabamdan o. Evet. O bekliyor dedi, şöyle nasıl ki daylan gibi. Düğün emine vardı mıydı, alayın yusağı olurdu. Peki, Samiye Bacı, bu kızılırmak eskiden de kesilir miydi bu şekilde? Şimdi bazen kızılırmak kesiliyor, eskiden de yok. Su kesintisi var mıydı? Yok, ben büyüyene kadar... Ben bahçeyi yapana kadar evet. Mustafa Arhan'a
kesilmedi hiç. Evet. Ondan sonra kesildi. Peki suyun kesilmesi kum ocakların çoğalmasıyla mı beraber mi başladı? Vallahi galiba şimdi babam azıcık su dikti karşıya. Evet. Bizim tarlayı almış. Irmak bir yana gelmiş. Orada bir ada vardı. Kimin adı derler? Emikala'nın ada, Tomiyan ada derler. Tomiyan ada ve Emikala. Emikala'nın. Tarlanın yarısı bizim ya. Tarlanın yarısı Emikala'nın? Yarısı da Tomakgil'de karşımızda ya. Ha karşı tarafta? Ne adalarda o zamanlar biz çocukken şey yapardık. He, balık tutmaya gelirlerdi, odun etmeye gelirlerdi. Evet, şimdi her yer odun, kimse odun almıyor. Almıyor, odun yakmıyorlar ki karım. Doğalgaz var değil doğalgaz mi? Doğalgaz var, o da aylığımızı öylece yiyor, ne olacak? Ne olacak başkanım? Şey mi, pahalı mı doğalgaz biraz? Aman, nasıl? Ben bir göz bir şey yakıyorum, oğluma kararca yakıyor. Ev ısınmıyor ki, baştan yapmıştık biz. Şey olsaydı değil mi? Eskiden sobada odunlar yanardı, kuzineler yaparlardı. Kuzinede bir duzsuz yapardınız. Ya yerde ilanın içinde böyle yapardık. Yani kışın yiyeceği, en güzel yiyeceği aşağıda duzsuz dediğimiz çörekler vardı. Emi kara olaydı da şimdi sana kabarık kabarık kırmızı kırmızı getirir. Ama şöyle derler sokardı, bir edik sana verir, edik sana verir. Öyle cömert herhalde. Öyle cömert. Ne kadar bir şey ise sen de onu pek severdin. Öyle değil şey mi? Ya. Tabii öyle. Veren el olmak güzel bir şey. Vallahi en kalayla konu konuşu pek döşmedi. Ecik kocalarla el tıngılandılar bize verince. Vallahi o kuzum... Şey mi verdiler? Tarlayı bana verdi ya. Şey mi, bütün mal varlığını sana mı verdi Mikala? Bir evi verdiydi, ev kayboldu, evet. Gitti gayrı. Ev istemiyor, tarlayı verdi. Hayattayken mi verdi? İyi hayatta. Hayattayken mi? Mustafa Arkan'ı verdi, Mustafa Arkan'ı verdi. Biri dedi ki konuşunun, evet. Geline ver, gelin bakıyor dedi. Evet. Dediler ki, konuşuyorlar bak. Diyor ki, burada mı rahatsın? Şuralardan. Evet. Ama onların kapısını bilmiyorum ki dedi. Evet. Benim bu hem evladım hem şeyim dedi. Evet. Ondan sonra Emikala. Hem evladım hem gelinim hem kızım dedi. Öyle dedi. Kendi anneme, ben de yemek yapıyorum içeride. Mustafa ile de kerpiç kesiyorduk, söylemeler. Kala Emikala dedi ki, o adam, avrat, keşke geline versen dedi. O da Mustafa'ya vereceğim, Mustafa'ya dedi. Amanın onu duyverdiler, yıldıranlar. Yıldıranlar. Daha 30 sene kız kestiler amca çocukları. Hayırlısı bakalım inşallah. Hayırlısı bakalım. Peki. Bak ona da yaramaz bana. Daha tamam, hep beraber gideceğiz. Ha, gidecek şöyle. Nereye gidecek. Gideceğiz? Allah acı suya. Acı suya. Acı suya. Acı suya. Anam gibi orada. Adını değiştirdik, duydun mu mezarlığın adını? Yok kurbanım, duydum. Mezarlığın adını Yahşiyan Acı Su Mezarlığı koyduk. Ha sabah da sen de öyle dedin. Evet. Selade. Selade. Aranın adını değiştirdik. Acı Su Mezarlığı yaptık. Adını. Eskiden çocuklara kızınca vurucudan vurursam acı suya gönderirim derlerdi değil mi? Daha deliyordu daha. Ama evet. Ben hiç kıyamadım. El öyle verdi benimkiler. Tabii çocuklar da yaramaz olunca bazen sinirlendiriyorduk sizden. Olur kayla o kadar. Öyle olur canım babası. Sami Bacı birkaç soru daha sorayım da ondan sonra seni rahat bırakayım. Bir daha dünyaya gelsen. Estağfurullah. Aynı Samiye Yıldıran mı olmak istersin? Tabii. Yok dünyada ben Yıldıran'ı değiştirmem. Değiştirmesin. Dünya bir an olsa ben değiştirmem. Yine değiştirmem. Mutlu yaşadın. Çok şükür. Çok şükür rahatladım. Rahatladım. Babamın evinde de rahatladım. Davarımız, sırrımız vardı, bağımız, bahçemiz vardı. Evet. Anam öldükten sonra rahatsız olduk. 4-5 kardeş küçük kaldık. Değil mi? Eskiden bir de o vardı. Boy boy kalıyorlardı. Çok perişanlık orada çektik. Ondan sonra buraya geldik. Ben herhalde şeye geldim. Öyle büyük bir yere geldim diye. He. Ondan şey 16 yaşında. 16 yaşında. Başlık parası verdiler miydi sana? Ama onu da diyeyim mi sana? Seyahat de. Hiçbir şeysi yok. Mustafa Kururiye evet. Geldi biliyor musun? Evet. Kururiye Emikala'ya babasıyla çıkartmışlar. Evet. Emikala'nın evine gelmiş. Mamrala da demiş ki, gel demiş Mustafa'ya demiş şu paşanın baldızını alalım demiş. Evet. Ben de yeni daha hiç dünyadan haberim bile yok. Belki çocuk sokakta ip atlıyor. İplik nerede? Bağda bahçede geliyoruz. Tarlamız tabanımız var. Babam kapıya çıkardı mı? Anam öldü. Evet. Kimsemiz yoktu. Ne kadar çocuğu. Ondan sonra da öyle dedik. Karı geldik oraya. Ondan sonra da şey yaptı. Mustafa'ya vardık. Mustafa'nın da bir katörsü suyu oldu. Vermedi bu kayınbabası. Evet. Babası. Emikala da topladı yaşağını. Evet. Mustafa'ya bir şuraya bayrak dikti. Evet. Burada kayınlamın evine. Ondan sonra da ben de babamdan bir kat örtü getirdim. Paşanın evinden gelin olduk. Başlık parası vermedi mi? Onu diyeceğim. Bazen hiçbir şey yok.
Ondan sonra 300 kayma Muhittin dayıdan Nurta Yasin emekala paranmış. Evet. Demiş ki kiremitte çalıştığımız da ödesin yavrum demiş. Hiçbir şey yok. Gururuya gel şey diyor, örtü döşeği yok demiş. Evet. Babası çıkarttı demiş. Öyle deyince diyor ondan sonra çıkarttı geldim. Bu da ne yapıyor ondan sonra da? 300 kaymıyor paşanın işten ben bulgurcu getiriyor başlığı. Evet. Diyor ki bana diyor bir tek yol parası veriyor. Paytondan gidip geliyor ya Kırıkkale'ye. Evet. Payton o da 25 lira veriyor. Payton 25'e götürmüş. Evet. Karılı kurcalı kaynan bir geldi. Gitti. Emekala kayra geldi. Ertesi gün oldular. Emekalayla şey adam şeye gitti. Eniştem paşanın işten. Evet. Ondan sonra da pazara gittiler. Küçücük bir şey almış. Şu kadar hal almış. Bu kadar bir duvar şey almış, ondan sonra tülüsü, ondan sonra dört çayır yastık. Dört çayır yastık, bir tülü, bir halı. Bir halı, evet. Bir de alt kılımdan bir kilim vardı derlerdi evet, ondan. Vardı. Bunları aldılar, geldiler. Evet. Geldiler neyse, ondan sonra ondan bir gelin olduk. Allah neler verdi bak. Tabii. Haydar Hoca dedim, camiye buraya getirdim o küçük halıyı. Ha camiye bağışladın. Bağışladım. Evet. Bir sandık lokumla. Bir de aşağıya bağışladık. Haydarımız dünya geldi, evet. Ev olduk. Kaynanam dilden satın aldık evi. Mert, Esigen'in evler ya. Öyle ettik yavrum, bununla günlerimiz geçti. Ama 17 sene, 27 sene ben askere 3 aylık gittim. 3 aylık gittim. 3 aylık perişan. Çok borcu ediyorduk dükkanlara. Allah razı olsun sizden yamasın. Ay halam, ağlandı. Emekala bu, fotoğrafı var. Adına bir park yapıyoruz, adını yaşatmak istiyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim seni de. Resmini de koyacağız. Kabini de genişletti, seni de genişleteceğim. Çok andıkça bu Emekala diyecek. Evet. Allah'ın önünde sen de şey... Osmanlı diyecek. Kadınıymış. Çok Osmanlıydı kız. Bir diyor dedi, bir diyor dedi. Motorun ardını döndürdüm dedi, şöyle diverirdi koltuğunu. Öyle yiyor dedi, evet. Tam mermi şey edecek zamanı babamın evet. Çıkarttığında orada kalmışlar. Evet. Semih Bacı, diyeceğim bir şey var mı? Ben belediyeye dair yapmamız gereken eskiyle, yeniyle... Valla şimdi bir şey düşünemiyorum. Galiba. Öyle mi? Yolları... Yollarım ne olursa olsun yavrum. Yaşıyorum ya, evet. Ayaktayım. Buna ama. Şükür. Çok şükür Allah'a, çocuklarım yanımda. Evet. Gelinlerim yanımda, ondan sonra da çok şükür yuvasını dağıtmadan Allah yuva kurdurdu bana çocuklarıma. Evet. Gelin ettim, kuya ettim. Ha, evlenen işte. Peki Samiye Bacı, görmek istemeyip de göremediğin bir yer var mı? Bir yere göndereyim mi seni? Bu dünya gözüyle görmek istediğin bir şey var mı? Bak hala, evet. Buradan aldım. Hadiye kadar, Kabe'ye kadar gördüm her yere. Öyle mi? Oğlanlarım İstanbul'a götürdü, Bursa'ya götürdü. Ha ne güzel. Her yere götürdüler. Şu oğlum gezdirdik oyları. Allah razı olsun. Çok şükür 8 kere gittim. Birini bir 3 ay gittim. Allah oralara... Umre'ye mi gittin 8 kere? 7 kere Umre'ye gittim. Hay maşallah 7 kere Umre'ye gittin. 3 aya gittim. O senin davarla uğraştım da evet. Yeni geldiğim 3 aylık. Ha, davar çok önemli. Bak işte Samiye Bacı'ya zamanında... Ben oradan tanıyorum seni. Evet senin, değil mi? Şey var, çobanlıktan tanıyorsun. Nasıldım o zamanlar iyi bir şey miydim? Bir de benimle ilgili anılarım varsa... Yok. Belli miydi o zamandan belediye başkanı olacağım? Yok. Hiç başkan değil. Ne bileyim mi? Davarı var, sözü tabii, var. Şey mi? Davar ülke elinde var. Kitap vardı. Ünleri var. Şerimlerin ünleri var. Evet. Ebeleriniz Duruhan daha tatlıydınız. Evet. Öyleydi. Ben onları... Şey mi? Babaannemle de, Gurcu ebemle de tanıştırdın değil mi? O da bak bir gün yalanı söylemeyeyim. Evet. Kaleden geliyordu. Evet. Arabaya ala dediydik belediye arabasına. Değil de çökü. Mehmet Ali miydi? Mehmet Ali Bey'in arabasına. Aa, o şeye gidiyormuş Gurcu bacımda. Yenişehir'e gidiyor. Evet. Hayır gitme dedi. Durdu, in dedi. Ben dolandırırım seni getiririm dedi. Allah yattığı yerine unuttun Gurcu ebem. Gayrı tuttu paramı verdi yol paramı. Evet. Kırkal'den geliyorum evet. Ben de çocuklarına. Hadi dedi buraya getirdi indirdi gitti. Allah razı olsun onu da memnunum. Dedenden de memnunum Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Ondan sonra da yaptıkları yerler nur olsun. Nizamlarına konsun. Allah razı olsun. Göndermiş kambırın şeyim. Zırlının Ahmet göndermiş. Evet. Deden göndermiş evim yanınca. Evin yanınca kurbanlık. Ya öyle Allah kimsenin başına bir daha yaşatmasın. Allah bunları şeyle aratmasın. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Sağ Allah olayım. Razı olsun. Ben evet sevgili izleyenlerim. Bir başkana soruyorum programında sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.